Dünya çapında beyni toplayan Pan'ın labirentinin yönetmeni Guillermo del Toro'nun kamerasından Pasifik Savaşı, canavarlarla robotları karşı karşıya getiren bir felaket filmi. The second attack hit Manila. Then the third one hit Cabo. Then we learned. Denizin altından gelerek insan ırkını yok etmeyi hedefleyen Kaiju isimli yaratıklara karşı geliştirilen devasa robot türü Jiggerların savaşını konu alan filmde Idris Elba, Charlie Hunnam ve Charlie Day başrolleri paylaşıyor. Pasifik Savaşı içinde devasa robotların ve canavarların olduğu bir macera filmi. Robotlar baş kısımdaki iki pilot tarafından yönetiliyor. Pilotlardan biri robotun sağ yarısını, diğeri ise sol yarısını kontrol ediyor. Birlikte düşünüp tek bir savaşçı olmak üzere birleşip canavarlara karşı mücadele etmek zorundalar. 75 metre uzunluğundalar, devasa ebatlardalar, yürüyen birer bina gibiler. Enormous mass. They are like walking building. Fantastik filmlere imza atan çoğu yönetmen gibi Del Toro da çocukluğundan beri robotlara hayran olduğunu dile getiriyor. Man and machine become one. There was particularly one robotic cartoon of a character called. Robotlar üzerine bir çizgi romanda Tetsujin 28 Go adında bir karakter vardı. And not the Amerika'da Iron Man olarak anılır. Marvel'ın Iron Man'i değil, bu başka biri. Bir robotla onu kontrol eden çocuğun öyküsünü anlatır. Bu dünyanın içine o kadar dalmıştım ki, çocukluğumda ne zaman ateşim çıksa, 40 dereceye ulaşsa, gözümün önünde uçuşan Tetsujin'i görürdüm. Bu görüntüyle uyanırdım. Dev robotlar adeta içime işlemiştir. It is pretty cool. Spielberg'in efsanevi yapımı Dünyalar Savaşı'nın tadını arayan izleyiciye hitap edeceği benzeyen Pasifik Savaşı henüz vizyona girmeden sosyal medyadan olumlu notlar aldı.